Önümde durmakta olan bu dizüstü bilgisayar belki de Türkiye'deki en güçlü oyuncu dizüstü bilgisayar modellerinden bir tanesi arkadaşlar. Casper'ın Excalibur G911 modeli bu dizüstü bilgisayarın içinde Intel'in 13. nesil i9 işlemcisi bulunuyor ve RAM tarafında da ekran kartında da gerçekten çok güçlü bir dizüstü oyuncu bilgisayarı modeli. Gelin hep birlikte bakalım Casper Excalibur G911 bizlere neler sunuyor. Teknik anlamda bu bilgisayara baktığım zaman açıkçası hani böyle hem oyuncuları hem işte günlük hayatındaki işlerini yapmak isteyen herkesin bir şekilde kapsandığı, bir şekilde kucaklandığı bir rezüstü bilgisayar yapmayı başarmış Casper tarafı. Hem malzeme kalitesi olsun hem de genel yapısıyla olsun kullanıcı dostu bir ürünle karşı karşıyayız diyebilirim sizlere. Açıkçası bu cihazın geçen sene bir önceki neslini incelemiştim. O nesle göre teknik anlamda çok daha güçlü bir modellere karşımıza çıktığını sizlerle paylaşmamda fayda var. Öncelikle önümde durmakta olan bilgisayarın ekranıyla başlamak istiyorum. Çünkü ekran güzel teknik detayları bizlerle buluşturmayı başarıyor. 16 inçlik bir ekran paneli var. Bu cihazda arkadaşlar 165 Hz'lik bir yenileme hızına da sahip. Aynı zamanda bu cihazda bulunan ekran paneli. Tabii sadece bunlarla kalmamış Casper tarafı burada profesyonelleri de kapsayabilmek için 2.5K çözünürlüğünde bir çözünürlüğü. Ve aynı zamanda %100 sRGB renk uyumluluğunda bu bilgisayarda ekran paneli olarak bizlere sunmayı başar. Tabi bunlar bize ne sağlıyor, ne işe yarıyor diyenleriniz olabilir. Buradaki %100 sRGB uyumluluk özellikle tasarım tarafında bu bilgisayarı satın alıp kullanmak isteyen kullanıcıları hedefleyen aynı zamanda da oyun oynayan arkadaşlarımı oyun için bu cihazı kullanacak arkadaşlarımın da çok rahat ve güzel bir şekilde renkleri görebilmesini ve anlayabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu ekran panelinde 500 nitlik bir parlaklık olduğunda sizlerle paylaşmam gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi genel olarak ekran yapısını beğendiğim bir cihaz. Zaten ekran anlamında güzel de işleri bizlerle buluşturan bir dizüstü bilgisayar. Zaten bu tarz oyuncu dizüstü bilgisayarlarını çıkıp da dışarıda güneş altında kullanmak çok da kişinin tercihi değil arkadaşlar. Çünkü bunlar daha böyle sabit gideyim bir yerde oturayım çalışayım modunda kullanılan cihazlar olduğu için buradaki ekranın parlaklığının 500 nitte olmasının hani eleştirilmeye açık olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu cihazın segmentini ve kullanıcı profiline göre yeterli seviyede bir ekran parlaklığı olduğunu da altını çizmek isterim. Biraz tasarıma da değinmek lazım bence yeri gelmişken. Çünkü bu dizüstü oyuncu bilgisayarı klasik kalın ve ağır dizüstü oyuncu bilgisayarlarından bana göre bir tık kendini ayırmayı başarıyor arkadaşlar. Çünkü inceliği 27 milimetre olarak tutulan bu dizüstü bilgisayarın özellikle ağırlığı da bana sorarsanız dikkat çekici. Çünkü Excalibur G911'in ağırlığı 2,5 kilo bandında buna adaptör dahi değil arkadaşlar. Onun da altını yine çizeyim ve sizlerle de paylaşayım. Yani standart bir oyuncu bilgisayarıyla karşılaşınca açıkçası bu rakamlar kulağa hoş geliyor diyebilirim sizlere. Bir diğer konu ise bu bilgisayardaki ledler. Şimdi bir oyuncu dizüstü bilgisayarı var önümde ve burada RGB bizim için her şey diyebiliriz. Sonuçta oyun işinden bahsediyorsak RGB de bizler için gerekli ve olması gereken bir detay diye düşünüyorum. Şimdi cihazda bulunan RGB'ler öncelikle klavyeye konumlandırılmış. Klavyeden sonra da hemen arkasında bulunan havalandırma menfezi dediğimiz bölümde yine bir RGB aydınlatma kullanılmış bu bilgisayarda. Bunlar tabii ki oyuncuların en sevdiği şeyler. Bu renkli aydınlatmalar varsa keyifler yerinde oluyor. Klavyedeki RGB LED aydınlatma aydınlatmalar ise isterseniz parlaklığını ayarlayarak kullanmanız yine mümkün oluyor. 3 bölümlü bir aydınlatma var klavyede ve bu 3 bölümlü aydınlatmalı klavyeyi isterseniz parlaklığını ayarlayarak kullanabiliyorsunuz. Hazır klavyeden bahsetmişken klavyenin genel deneyimini de gayet beğendim. Burada özellikle numara tuşlarının da klavyede bulunuyor olması güzel olmuş. Yani tam bir klavye dizinimiyle bizleri karşılıyor. Excalibur G911. Buradaki RGB ledlerin Excalibur kontrol merkezi üzerinden kontrol edilebildiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bir nevi özelleştirilebilir bir RGB LED sisteminin bu bilgisayarda görev yaptığını sizlere aktarmalıyım. Arka taraftaki ızgaralardan sizlere bahsetmişken bu arkadaki ızgaraların hemen iç kısmında tabii ki bizi ilgilendiren çok önemli bir detay var. Turbo termal fanlar burada kullanılmış ve duruma göre hızı artırıp düşürebiliyorsunuz. En yüksek devirde bir tık rüzgar sesini duyabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ama herhangi bir ısınma ya da herhangi bir ısınma kaynaklı problemle bu bilgisayarda karşılaşmanız çok da mümkün gözükmüyor yaptığım testlerin sonuçlarına göre bunu sizlere söyleyebilirim. Şunu da eklemek istiyorum. Burada fan sesi biraz fazla olabiliyor dedim en yükseğe çıkardığınızda ama zaten bu bilgisayarı satın aldığınızda çok yüksek ihtimal oyun oynadığınız senaryolarda kulağınıza bir kulaklık olacaktır. Dolayısıyla sizlerin bu sesten rahatsız olması ya da bu sese bağlı olarak bir olumsuzluk yaşaması çok da mümkün gözükmüyor. Gelelim arkadaşlar işin performans tarafında çünkü önümde durmakta olan cihazın kalbinde Intel var ve Intel'in en yeni nesil çıkarmış olduğu işlemci modeli bu bilgisayar bilgisayarda kullanılmakta. Intel'in 13. nesil Raptor Lake serisinden i9-13900HX modeli işlemcisi bu bilgisayarda görev yapmaktır. Bu işlemcinin sondaki HX uzantısı Intel'in 12. nesil işlemcilerine göre çok daha iyi bir verimliliği bizlerle buluşturuyor. Peki nasıl bir verimlilik derseniz şimdi Intel'in 12. nesil işlemcilerinde H işlemcilerinde onlara göre baktığımızda bu işlemci modelinde daha yüksek bir TDP değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de yüklenmelerde daha iyi bir performans artışı söz konusu oluyor bu bilgisayarda. Intel'in son dönemde çıkardığı işlemcilerde baya önemli yenilikler ve düzenlemeler olduğunu da söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Baya geliştirdiler kendilerini ve laptop tarafında da hakikaten kullanıcıları doğrudan doyuracak işlemci modelleriyle karşımıza çıkıyorlar. Ve gelelim işin ekran kartı tarafına. Özellikle birçok arkadaşımın beklediği ekran kartı bölümüne de varmış olalım. Şimdi bendeki cihaz arkadaşlar konfigüre edilmiş bir model tabii ki. Biliyorsunuz Casper'ın Excalibur bu cihazlarında ve birçok cihazında da özelleştirme seçeneği mevcut. Bu cihazda da yine bazı şeyleri özelleştirmeniz mümkün oluyor. Burada RAM'leri azaltabiliyorsunuz, çoğaltabiliyorsunuz ve RAM'in yanında isterseniz bu cihazın SSD kapasitesini yine özelleştirmeniz mümkün oluyor satın alma sırasında. Burada tabi bütçenize göre de bir konfigürasyon yapmış oluyorsunuz. Bu da önemli bir detay diye düşünmekteyim. Önümde durmakta olan cihazda Nvidia RTX 4070 laptop modeli bir ekran kartı kullanılmakta sevgili arkadaşlar. Ve tabi bunun yanı sıra burada isterseniz dediğim gibi özelleştirme sırasında 4060 ya da 4090 seçeneklerinde seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da altını çizmiş olayım. RAM tarafına baktığımızda ise benim elimdeki cihazda yine 64 GB'lık bir RAM dizilimi olduğunu görüyoruz. 32 artı 32 GB olmak üzere 4800 MHz'e sahip, 4800 MHz'e sahip bu RAM'lerde ben gerçekten memnuniyet seviyemi sizlere anlatmam çok da mümkün değil diye düşünüyorum. Sonuçta DDR5 bir RAM, 64 GB'lık bir depolaması var ve gerçekten de çok performanslı çalışıyor RAM anlamında. Bu bilgisayarda bir sıkıntı yaşamanız çok da mümkün değil. Ancak dediğim gibi burada isterseniz burayı özelleştirmeniz mümkün oluyor. Ve işin depolama tarafı benim elimdeki cihaz cihazda 2 terabaytlık bir M2 NVMe PCL 4.0 SSD bulunuyor arkadaşlar. Bu SSD'ye yaptığım okuma yazma hızı testlerinde çıkan sonuçları gerçekten bayıldım. Çok çok iyi sonuçları bizlerle buluşturmayı başarıyor. Burada baktığımızda saniyede 2.6 GB okuma ve saniyede 1.4 GB yazma gibi hızlara ulaşabildiğini gördüm ve gerçekten de çok memnun kaldım sevgili arkadaşlar. İşin GTA 5 yani oyun testine baktığımızda ise ki elimde GTA 5 olduğu için cihaza GTA 5 kurduğumunda altını çizeyim arkadaşlar. FPS değeri anlamında zaten cihazın vereceği FPS'leri FPS değeri anlamında zaten cihazın vereceği FPS değerlerini az çok tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Ve şu anda da gördüğünüz gibi hani oyun gayet akıcı. Maksimum FPS değeri olarak da 190'lara kadar çıktığını sizlerle Paylaşmalıyım arkadaşlar. Cihazda çıkış anlamında ya da giriş anlamında gerçekten çok değerli bir dizilim kullanmış Yani her yerini kullanmış Casper ve en bol en ihtiyacınız olacak tüm girişler çıkışlar cihazın üzerine konumlandırılmış durumda sevgili arkadaşlar. Excalibur G911'de Thunderbolt 4 Type-C girişi, Ethernet girişi, HDMI girişi, mini DisplayPort, Ethernet girişi ve 3 adet yüksek hızlı USB-A girişi yer alıyor arkadaşlar. Ya USB A dediğime bakmayın. Standart USB'den bahsediyorum sizlere. Bunlar bulunuyor. Ben ethernet girişiyle uğraşmak istemiyorum. Benim iyi bir kablosuz altyapım var diyen arkadaşlarım için de Intel'in özel bir Wi-Fi kartı kullanılıyor bu bilgisayarda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Wi-Fi 6E desteğiyle de, cihazda mevcut. Ancak bunun yanı sıra bir de AX1675 desteğiyle geliyor bu cihaz. Intel'in bu kartı var cihazın içerisine. Dolayısıyla kablosuz internet anlamında bu cihazda bir performans sıkıntısı yaşamanız çok da mümkün değil ki ben yaptığım tüm testlerde özellikle kablosuzu kullandım. Evimde de iyi bir kablosuz internet altyapısı var. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı ya da problemle karşılaşmadım. Zaten ethernet biliyorsunuz sıkıntısız, problemsiz bir şey. Üstüne konuşmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Son değerlendirmeye doğru geldiğimde şimdi bu cihazdan performans anlamında zaten bir sıkıntı çıksaydı ciddi anlamda bir soru işareti olur diye düşünüyorum. Çünkü piyasadaki satın alabileceğiniz laptop tarafındaki en güçlü donanımlara sahip bir dizüstü bilgisayar modeli önümde durmakta olan Excalibur G911. Ancak tabii ki bütçeler anlamında da ayrı konuşmak lazım. Burada bu bilgisayar benim bütçemi aşıyor, işte beni şöyle yoruyor vesaire gibi şeyler söyleyen arkadaşlarım için de dediğim gibi Casper sizler için bir konfigürasyon yapmış. Burada istediğiniz gibi bu bilgisayarı özelleştirerek sizler de sizin için bıraktığım linkten satın alma yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir avantajınız da yok değil. Bunu da kullanabilirsiniz. Bütçenize göre ayarlayarak cihazı satın alırsınız. Ha, burada tabii ki hayalimiz hepimizin en yükseklerini seçip satın almak. Ama bazen öyle olmayabiliyor. Ancak bu bilgisayar her halükarda sizin hayallerinizi gerçekleştirebilecek güce de sahip. Onun da altını çizeyim. Ki Casper'dan aldığınız tüm biliyorsunuz bilgisayarları daha öncelerde de sizlere anlatmıştım zaten. Ömür boyu performans garantisi veriyor arkadaşlar Casper. Bunun da çok değerli bir şey olduğunu söylemem lazım. Hani ömür boyu performans garantisi vermek hakikaten güzel bir güven yani kullanıcıya verilen iyi bir güven diye düşünüyorum. Sonuçta verilen paralar kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Casper sizin verdiğiniz paraya sahip çıkıyor ve değer verdiğini gösteriyor bu şekilde diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Casper'ın Excalibur G911 modeli hakkında? Yorumlara yazmayı lütfen imal etmeyin ve tabii bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.